genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugün size depresif bozukluktan bahsetmek istiyorum. Depresyon, kişinin duygu durumunda çökkünlük, karamsarlık, ümitsizlik, suçluluk, değersizlik duyguları, hayattan keyif alamama, ilgi ve istek azlığı, bunun yanı sıra uyku ve iştah problemleri, yorgunluk, enerji azlığı, dikkat ve konsantrasyon güçlükleriyle seyreden ve maalesef intihar düşüncelerinin eşlik edebildiği ruhsal bir rahatsızlıktır. Bilişsel davranışçı bakış açısıyla baktığımızda depresyon, kişinin yaşamında olumsuz olaylarda artış, ödüllerde azalma, beceri eksiklikleri, girişkenlik eksiklikleri, düşüncede olumsuz ön yargılar, gerçekçi olmayan mükemmeliyetçi standartlar, kişiler arası ilişkilerde çatışmalar, kayıpların ardından gelişebilir. Bir yandan da beyin biyokimyası ile ilgili biyolojik etkenler ve ailesel yatkınlıklara bağlı oluşabilir. Yaşam kalitesini bozan depresyon tedavi edilmediği takdirde işlevselliği de bozarak ciddi iş gücü kaybına yol açmaktadır. Depresyonun tedavisinde tedavi kılavuzlarının önerdiği ilaç tedavilerinin yanı sıra psikoterapi yöntemleri kullanılmaktadır. Psikoterapi yöntemlerinden de bilişsel davranışçı terapinin yeri büyüktür. Bilişsel davranışçı terapide öncelikle depresif kişinin davranışsal olarak daha aktif hale geçmesi hedeflenir. Daha önceden yapmaktan keyif aldığı ancak ertelediği veya yapmaktan keyif alacağını düşündüğü ancak hiç denemediği aktiviteler kademeli olarak hayata geçirilir. Daha sonra ise kişinin kendisi, çevresi, geleceği hakkında olumsuz düşünce ve yorumları ele alınarak karşı koyma yöntemleri çalışılır. Bu şekilde kişinin yaşadığı olumsuz duyguları azaltmak amaçlanır. Bunun yanı sıra problem çözme yöntemleri ve sosyal beceri geliştirme, şikayet etmeleri, kendini eleştiriyi azaltma ve ertelemeyi önleme, yine kararsızlık üzerine çalışılır. Teşekkür eder, mutlu, sağlıklı günler dilerim.